Merhabalar. Çok renklisiniz. Evet, seviyorum renkleri. Efendim? Renkleri çok severim. Evet, çok. İyi gördük efendim sizi. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İkinci kez anne oldunuz. Nasıl bir duygu? Aynen. Öncelikle onu alalım. Efendim? Nasıl bir duygu ikinci çocuk sahibi olmak? Maşallah diyelim. Ya çok güzel. İstiyorduk zaten. Neva da gerçekten çok tatlı bir bebek. Ablası Ferah Feza da onu çok seviyor. Şu anda iyi anlaşıyorlar gibi. Yani zaten bebek daha çok küçük ama en azından Ferah Feza pek daha o kıskançlık olaylarına girmedi. O yüzden ondan çok iyi bir abla olacak diye düşünüyoruz. O da şimdi anaokuluna başladı. Sesimden anlaşılıyordur. Devamlı hastalanıyoruz. Üçüncüsüne var mı niyetiniz efendim? Onu soralım. Olabilir, olabilir. Ya bir röportajınızda geniş bir aile istediğinizi söylemiştiniz. İstiyoruz, evet, evet. O neden yani? Kendi ailenizden dolayı mı yoksa hani sizin özel isteğiniz mi? Ya ben tek çocuk olarak büyüdüm. Ama kalabalık bir ortamda büyüdüm. Kuzenlerimle birlikte aynı evde büyüdüm. O çok güzel oluyor. Yani böyle kalabalık aile, sıcak ortam. Seviyoruz. Çocukları da çok seviyoruz zaten. Ferah Rıza da istiyor. Bir sürü kardeşim olsun diyor. Maşallah. Evet bakalım. İnşallah hani, olur. Üçüncüsü olabilir diyorsunuz yani. Olur olur inşallah. Evet. Dörtte gelebilirmiş gibi bir konuşma. Onu üçten sonra konuşalım. Yoksa hani mesela erkek çocuk isteğine mi bağlayabiliriz üçüncüyü? Öyle de yapanlar ya var. İsterim. İsterim. Bir erkek de olsun isterim. Ama üçüncüsü kız olursa da çok mutlu oluruz tabii ki de. Yani kız zaten ayrı. Bazı insanlar yani Allah sağlık versin. İki kızı olunca erkek istiyor. İki erkek olunca kızım olsun istiyor. Sizdeki öyle bir istek mi yoksa? Biz genel olarak çocuk çok seviyoruz. İstiyoruz yani. Neva ne demek efendim? Neva'nın anlamı nedir kızınıza? Neva armoni, güzel tını, ondan sonra başka ülkelerde başka anlamları var. Ama bizim Türkiye'de de Ferah Feza'nın olduğu gibi bir makam adı Türk müziğinde. O yüzden çok hoşumuza gitti. Hani Ferah Feza ile yakın bir isim olsun diye ikisi de aile bitiyor. Ondan sonra işte Arapçalı da farklı anlamları var. Yani o ismi gördüğümüzde hemen çok beğenmiştik. O yüzden Neva'ya karar verdik. Siz de Hataylısınız bildiğiniz kadarıyla. Evet. Arapça biliyorsunuz herhalde. Çok az. Çok az. Pınar Deniz de biliyor. Öyle hatırlıyoruz. O da, öyle mi? Tabii. O da evet, ilk öğrendiğim dil Arapça diyor. Vallahi bizim büyüklerimiz Arapça biliyor. Yani Hatay'da, Antakya'da özellikle çok fazla Arapça konuşulur. Ama bize öğretmediler. Yani bizim jenerasyon artık pek bilmiyor. Siz anlıyor musunuz böyle kulak aşinalığı? Yok, yani kulak aşinalığı var. Arapça şarkı söylemeyi çok seviyorum. Çok var öyle projelerim. Sahnede de söylüyorum Arapça şarkı. Ama konuşamam yani, mümkün değil. Mümkün değil. Çok formda giriyoruz siz yani, böyle hep konuşulur bayan sanatçılarda doğum kiloları derler, sizde hiç yani özel dikkat mi ettiniz, nasıl şöyle, yaptınız? Hamileyken pilates yapıyordum, bir de çok yemek yiyen birisi değilim ben. Tabi arada avucumu falan benim de canım çekiyor. Bu dönem özellikle böyle işte çikolata şekerli şeyler falan. Ama işte spora devam ediyorum, işte şimdi yine sahnelerimiz başlayacak. Onun hazırlıklarını yaparken bu arada zaten kilo veriyorsun. Bir de hamilelik esnasında çok fazla yemek yemediğin zaman, aşırıya kaçmadığın zaman zaten çok kilo almıyorsun. Belki de biraz şans be, benim için. Yani bilmiyorum. Kilo almamaya mı gayret ettiniz hamilelik? Yok, hayır. Hiç öyle öyle şeyler düşünmedim. Sadece normalde nasıl besleniyorsam hamilelik döneminde de aynı şekilde beslendim. O yüzden çok kilo almadım herhalde. Şimdi annelik devam ediyor tabii. Yani onun dışında müzik olarak neler yapacaksınız? Evet. Projeler özel? Evet, bir sürü toplantılarım var. Yeni şarkımız şimdi çıkacak. İşte onun klibini çekeceğiz. Onun hazırlıkları var. Ondan sonra sahneye başlayacağız tekrardan şimdi. Ekibimle provalarım olacak. Dans provalarımız olacak. Yeni şarkımız beni çok heyecanlandırıyor. Yani anlayana bayağı güzel gelecek diye düşünüyorum. Grammerica projesinde de var. Evet evet. Kutlu Heyecan adlı şarkısını seslendirdim ben. O da çok içime sindi, çok duygusal bir parça. Onun şarkılarını dinlerken en çok onu hissetmiştim, çok beğenmiştim. Hani tam hani kendim gibi de okurum diye düşündüm. Çünkü hani cover yapmanın anlamı bence başka bir şekilde, başka bir bakış açısıyla onu tekrardan
okumak, tekrardan hazırlamak. Fabio Taşer yaptı aranjörlüğü. Çok çok güzeldi yani beraber çalışmak. Çok da içimize sindi. İlk defa arabesk bir şarkı okumuş oldum ben de. Çocuklarınız isimleri Türk müziğine alınmış. Yani böyle evet. Bir Alaturka albüm ya da böyle bir arabesk tarzı bir Türk şey. Türk sanat müziği albümü falan olabilir. Benim öyle bir eğitimim yok ama çok ilgimi çekiyor. Seviyorum yani mesela. Yaprak Sayar'ı çok beğenirim. Melihat Gürses. Yani çok severim ben Türk sanat müziğini. İbrahim Bey'i dinler miydiniz? Gençliğinize denk gelmiştir onun şarkıları. Gençliğimde ben çok fazla bilmiyordum açıkçası. Çünkü ben Almanya'da doğup büyüdüm ya. Evet. Ama sonrasında keşfettim ve çok kalbe dokunan bir ses. Ve çok kalbe dokunan besteler, şarkılar. O yüzden mutlaka ben de o projede yer almak istedim. Benim için çok büyük bir zevkti yani. Peki müzik dışında neler yapıyorsunuz? Başka böyle ilgilendiğiniz? Neler yapıyorum? İşte dediğim gibi şimdi şarkımız çıkacak. Klibimizi çekeceğiz. Anlayan adlı şarkımıza. Çok hareketli bir şarkı. O yüzden böyle dans ağırlıklı, renkli bir klip istiyorum çekmek. Onun dışında sahneleri şimdi tekrardan hazırlanacağız. O konuda farklı çalışmalarımız var. Onun dışında işte spor, bebek, çocuk. Anne olan şarkıcılarla konuşuyor musunuz? Diyalogunuz olan böyle mesela onlarla paylaşıyorsunuz. Anne olan... Yakın arkadaşlarınız. Yok yani en yakın arkadaşımın da şimdi bebeği oldu. Aynı döneme denk geldi. Ama o Almanya'da oturuyor. O diş hekimi. Şarkıcı değil. Birçok ünlü isimler de anne o veyahut da baba olanlar çocuklarıyla birlikte reklam filmlerinde yer alıyor. Sizin de öyle bir teklif gelirse kabul eder misiniz? Yani o tarz teklifler alıyoruz. Ama yani öyle bir büyük bir hevesim falan yok. Yani markaya bağlı. Bir de bizim kriterlerimize bağlı. Hani sevdiğiniz bir marka mı değil mi? Güvendiğiniz bir marka mı? Karşı çıkanlar da var bu duruma yani çocuğumu işte kullanmam reklamı. Ha yok, kendi çocuğumu oynatmam. Evet, ya da hani yüzü görünmeyecek şekilde ancak olabilir. Ama yani güzel bir projeyse neden olmasın? Dediğim gibi farklı kriterlere bağlı. Peki müzik, son olarak müzik camiası nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni şarkıcılar var, yeni şarkılar var, yeni tarzlar var. Siz böyle bir tarzınızda... Valla son zamanlarda çok yeni çıkan tarzları takip eden birisi değilim açık söylemem gerekirse. Daha çok ben kendi müziğimle ilgileniyorum. Trendlere çok bakmadan içimden nasıl geliyorsa öyle müzik yapıyorum. Yeni şarkım da öyle yani hem elektronik hem R&B değişik bir karışım. Şarkının konusu ne yani? Neyi anlatmayı? Onu üstü körü şey yapsak mı? Onu göreceksiniz. Görek. Çok şık gördük efendim sizi. Çok teşekkür ederim. Sokağa çıkarken de giyim için bir destek falan alıyor musunuz yoksa kendiniz mi? Yok, kendim genellikle karar veririm. Yani tabii ki de konserler için, müzikler için özel ekiplerim var. Onlarla çalışıyorum sağ olsunlar. Her şey onların sayesinde yani görsel açısından ama böyle normal hayatta pek fazla zaten birkaç tane görüşmemiz var, toplantılarımız var. O yüzden birazcık böyle giyindik. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.